Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Abidik gubidik testler yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda çok enteresan bir void. Void yapacağım arkadaşlar. Void'i yapacağız. Güzel bir şey yapacağız şimdi void'i. Bak. Yanına Killmonger alıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Ondan sonra acaba sağlık bassın diye, bu bir. Sonra yanına bir tane Nick Fury alıyoruz. Bulursam bu Nick Fury'yi. Saklandı gene bir yerlere. Tamam, burada tek gözlü. Bak, Nick Fury'yi aldık. Yanına bu sağlık basmayı da aldık. Ondan sonracıma bunun yanına bir sinerji ne alabiliriz? Bunları salla. Bunu da geç. Başka ne var? Burada hiç görecek bir şey var mı? Bu arada İngilizce'de kalmış oyuna. Neyse, İngilizce devam edelim. Havalı olur belki. Bir şeye benzer belki. Şimdi ben bir kişi daha alayım. Buraya kimi alacağım? Heimdall'ı alacağım. Tamam, süper. Heimdall'ı alacağım. Neredesin Heimdall? Tamam, gel abi. Oyun İngilizce kalmış. Burası arkadaşlar labirente giden yolun son bölümü. Son bölümü. Burada çivili zırh arkadaşlar. Bugün de çivili zırh. Şimdi Void'le vurmadan öleceğim arkadaşlar. Vurmadan Void'le öldürmeye çalışacağız rakibi. Keşke arkaya müzik açsaydık. Çok sessiz oldu böyle. Tüh, yakalandık. Allah Allah, spiri yakalayamıyorum. Evet arkadaşlar, ilk gün diye geçtik. Burada asıl olay Void'un arkadaşlar kolay kolay ölmemesi ve vurmadan da aşırı yüksek hasar vermesi. Hiç vurmadan kaç kaydı adamın? 120 kan mı? 140 kan mı? Neyse. O hasarı vermesi ve tabii ki yanında hatta sayılır güzel bir sinerjinin de olması. Mesela Killmonger rakibin üzerine atılan her zayıflatıcıya karşı arkadaşlar %1
Sağlık bastırdı. Nick Fury de kanamayı kapatıyor arkadaşlar dövüşte. Ve direkt onu sağlığa çeviriyor. Bir %10, %8, %9 neyse o civarda bir sağlığa çeviriyor. Şimdi Abomination 169K sağlığı var. 5200 saldırı gücü var. Neymiş bu? %1 var arkadaşlar. %1 karısı. Zehirler %40 daha fazla vurur falan. Falan filan. Özel saldırı atar diyor. L3 atar diyor yani. 24K var. Girelim bakalım. Yine aynı mantık. Burada Killmonger sinerjisi çok önemli. Aslında yanına Kaptan Amerika, yani Kaptan Amerika'nın bilim sinerjisi de yapılabilir. Bloğa gelen saldırıları %50 daha kesiyor. Şimdilik Killmonger'la beraber %5 sağlık bastık. Yani şu andaki var olan sağlığımızdan %5 düşerdik eğer Killmonger olmasaydı. Yere geldik. Kedicik dur oğlum yerinde. Baban abidik gubidik bir test yapıyor. Atayım mı lan L3? Atayım mı lan L3? Hadi bakayım atmayalım. İkinci adamı 8 dakikada 2 adam geçti. Yani 160K hiç vurmadan alabildiği hasar, verdiği hasar. Bir oba enerji mi bitti lan, ne oldu böyle? Yol bayağı uzunmuş böylece. Ne var burada? Cyclop. Cyclop'ta ne var? Kin var. Combo shield falan filan. Enter Milan. Şöyle bir şey yapalım mı? Önce bir dilimi çevireyim. Türkçe'ye çevireyim. Çok fazla anlamıyorum. Efsane İngilizcemle hava atmak istemedim ama. Neyse. Dili Türkçe'ye çevireyim. Nasıl arkadaşlar Void? Ya bir de vurarak oynadığımı düşünün. Neler yaparım bununla. Void. Yani Void'in istediği birkaç tane rakibin üzerine olumsuz etki. İster özel saldırı birinizle atın, ister zaman içerisinde dolmasını bekleyin. Açıkçası çok önemli değil, gerisini Void hallediyor. Ama Void'de oynayacaksanız kanama zehri kapatmanızı mutlaka tavsiye ederim. Mutlaka tavsiye ederim.
Tamam. Şimdi şuradan birazcık küçük enerji toplayalım. Vardır herhalde şurada bir yerde. Nerede? Tamam, bu küçükleri aç bakalım. Vay arkadaş, hiç gelmedi enerji ya. Başka enerji otlanacağım bir yer var mı? Buradan çıkıyor mu ki enerji? Yok. Çıkmadı arkadaşlar. Şansımıza küselim. Yapacak bir şey yok. Yani muhabbet bu. Bu sinerji oldukça tatlı bir sinerji arkadaşlar. Dediğim gibi Killmonger Void'a arkadaşlar sağlık basmasını sağlıyor. Rakibin üzerine atılan her bir zayıflatıcıya karşılık %1. Yani bir dövüş içerisinde ortalama %10, %15. %15 çok güzel bir sağlık abi. Mesela nasıl bir sağlık? Void'un arkadaşlar 34K, 35K desem buna sağlığı var. %10 arkadaşlar 3500 sağlık yapardı bunun. 3500 sağlık yapardı. Yani takriben bir 5000 sağlık bastırıyor. O da şimdi bizde kanama zehir falan çık. Ben özel saldırı çok fazla atmıyorum, atamıyorum. Atsam öf neler yapacak. Yani siz bunu dövüşte düşünün abi. %20, %25 sağlık olarak düşünün. Kanama zehir kapalıysa eğer. Şimdi o zaman tabii Nick Fury'nin sinerjisine falan gerek kalmıyor. Tüh, yetişemedik. İki enerjili yol var aslında. Muhabbet bu arkadaşlar. Bu sinerjiyle Void'de oldukça güzel iş yapar. Birçok yerde de kullanılır. Aslında ittifak sayesinde benim bunu kullanmam lazım. İşte alıştık yani. Korvuslara, Kuyeklere gözümüz alıştı. Neyse dur bakalım. Yeni savaşlarda böyle yeni bir fantastik değişiklikler yaparım büyük ihtimalle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.